Türkiye Kamusen'e bağlı Türk Eğitim Sen olarak zaten bunun genel merkezinde genel başkanlarımız da bu konuları çok gündeme getirdi. Gerçekte yani hangi mahallede oturuyorsa her mahallede de okullarımız var. İlkokul var, ortaokul var. Okul öncesi okullarımız mevcut ve liselerimiz mevcut. Her öğrencimizin kendine yakın, kendi evine yakın, kendi adresine yakın okulda olması gerekir. Bu uzağa gitmesi demek, velimizin maddi yönde sıkıntıya düşmesi demektir. Bu da gerçekten eğitimin gene bugün işte başladı eğitim öğretimimiz. Geçen sene olduğu gibi 100 kilometreye kadar giden öğrencilerimiz vardı. Yani bunun birinci dönem hep bu nakillerle uğraşıldı. Bu da başka bir sıkıntı. Yani bunun bakanlığın sistem dediğimiz Avrupa normu, Avrupa diğer Batı ülkelerin standartlarını eğitimde yakalamak için çaba gösteriyoruz. Maalesef yani onlar da bir türlü de bunu da yakalayamıyoruz. Hep yanlışlarla işte sınavların yapılması, TEOG sınavlarının ilk öğretimde orta öğretime geçişlerdeki sıkıntılar işte geçen sene devam ediyor. Bu sene gene aynı şekilde devam ediyor. Burada öğrenci ve velilerimiz zor duruma, maddi manevi durumda zor durumlara itiliyor. Bu da eğitim sendikaları için, Türkiye Eğitim Sen için gerçekten bunun bu şekilde olmaması adrese dayalı demek kendi evine yakın okullardan o çocuklarımızın kayıt yapması, gidip gelmesi. Burada mesela servise bir sürü paralar veriyor. Gerçekten şu anda nerede bassan şu anda bu sene öğrenci aylık giderlerinde bir yılda giderlerinde %14,5 şeklinde bir artış olmuştur. Yani bu da eğer veli de çalışmıyorsa veya dediğim gibi taşeron işçi olarak 800-900 lira talim oluyorsa bunun eğitim gideri, sağlık gideri, işte diğer giderlerde biz telefondur, işte bunları hesapladığımızda gerçekten velilerimiz aileler büyük sıkıntı yaşamakta. Bunun da bakanlığın bu şekilde zorunlu eğitimde öğrencilerimize, velilerimize yardımcı olması gerektiğini diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Mehmet Hocam, sağ olun.